Evet, bölüm 4'teyiz. Paragrafta yapı ve düzen. Paragrafta yapı ve düzen dediğimiz zaman aslında paragraftaki cümlelerin bir önceki cümlede geçen sözcük ve söz öbekleriyle aslında kullanıldığı anlamsal bağ ya da o sözde söz öbeğinin diğer cümlede nasıl kullanıldığı ile ilgili bir aslında bir bağlantı görüyoruz. Bunun yanında cümlede geçen kavram ya da sözlerin yerine onları karşılayan sıfat, kavram ya da işte kelimelerin ne olduğunu aslında bu anlamda bu paragraf düzende biraz daha ön plana çıkıyor yapı bu düzende. Tabii içeriğe uygun kelimelerin, bağlaçların ya da işte burada anlamı değiştiren ya da bağlantı ifadelerin doğru kullanıp kullanılmadığına bakıyoruz. Bunun yanında tabii ki cümlelerin değişik biçimde tekrar edilip edilmediğine bakıyoruz. Bu anlamda bu cümlelerin değişik ifade edilip edilmemesi bağlantının da aslında sağlanmasını ya da daha birbiriyle uyum sağlamasına baktığınız zaman sağlıyor daha doğrusu. Birbiriyle uyuşuyor. Bunun yanında tabii ki her paragrafta belli bir sıra var. Yani giriş, gelişme, sonuç düzeni var. Bu anlamda giriş dediğimiz zaman aslında genel olarak konunun anlatıldığı, bir şeyin tanıtıldığı bölüm olarak karşımıza geliyor. Gelişme bölümünde konuda anlatılanın daha çok açıldığı, örneklerin verildiği bölümü görebiliyorsunuz. Özellikle tabii ki örneklemelerin, karşılaştırmaların yapıldığı, bunun konunun daha da detaylandırıldığı bölüm olarak görüyoruz. Sonuç bölümüne geldiğimizde burada genelde işte tüme varım, burada ana fikre ya da neyi ulaşması gerektiğini ya da neyi vermesi gerektiğini de burada aslında paragrafın sonunda kısmen de ana fikir cümlesi olarak görebiliyoruz burada. Tabii paragraf her zaman bu sırayla uymayabilir. Hem tüme varım, tümden gelim ya da burada baktığınız zaman bazı kavramların ortada geçtiğini, bazı kavramların da yer değiştirdiğini görüyorsunuz ki zaten buradaki mantık da odur. Yani burada baktığınız zaman paragrafın sabit bir yapıyla oluşturulmaması yeni nesil soruların, öğrencilerin aslında aklını bulandırması şeklinde karşımıza geliyor. Gördüğünüz gibi yeşil kısım giriş, mavi kısım gelişme, en son kırmızı ya da pembe kısımda karşımıza gördüğünüz gibi sonuç bölümü olarak geliyor. Giriş, gelişme ve sonuç aslında paragrafın kimyasını oluşturan temel öge diyebiliriz.